Şiir ve Edebiyat Günleri'nin üçüncü günü, yine gelenekselleşen üçüncü Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri muhteşem bir geceyle sahiplerini bulacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları, yazar ve şairler ile yüzlerce edebiyatseverler yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi. Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sözlerine Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı. İyi ki bilmiyor kalabalıklar, yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var, birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır gökler açardı. Şimdi ne ihtimal ne imkan var, göğe hükmetmekten kolay ne vardı, yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler, ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum, ben geldim geleli açmadı gökler diyor Üstad Sezai Karakoç. Kendisini rahmetle millet tanıyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli hocalarımız, kıymetli misafirler, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. 2020 yılında başladığımız ve bugün üçüncüsünü yaptığımız şiir ve edebiyat etkinliğimize, haftamıza hoş geldiniz. Gururluyuz, mutluyuz ve bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize ve çok değerli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bir başarı varsa bir ekip vardır, ortak akıl vardır, bu şehrin ortak başarısıdır. Ve bu hakkı da teslim etmemizin doğru olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu şehir kadim bir şehir. Biz asırlardır bir hikayeyi sürdüre geliyoruz. Diyoruz ki çünkü sözümüz var. Bu şehir yedi güzel adamların şehri. Bu şehir 7'den 70'e güzel insanların yurdu. İşte bu kabiliyetimizi, bu değerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmamızın hem şehrimiz hem de ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.